Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray'a beklenen kar sonunda yağdı. Kent beyaza büründü. Aksaray'da aylardır beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Kısa sürede Aksaray beyaza bürünürken vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Çoluk çocuk herkes cadde ve sokaklarda doyasıya karın keyfini çıkardı. Beyaz örtüsüyle muhteşem manzaralara sahne olan kar yağışı Aksaray'da adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kara hasret vatandaş bol bol fotoğraf çekildi. Uzun zamandır bu karı bekliyorduk aslında. Bu yıl ilk defa bu kadar etkili bir kar yağışı gördük. Akşamüstü işten çıktığımızdan beri bu kar yağışı bayağı bir etkili oldu. Trafiği engelledi ama çalışmalar sürdüğünü gördük. Karın tadını çıkardık. Manzaralar mükemmeldi. Hani özellikle Aksaray'ın tarihi yerleri gerçekten manzaraları güzeldi. Kayrı doyasıya yaşadık. Aksaray'da etkili olan kar yağışı gece beraberinde tipi ve fırtınayı da getirdi. Karayollarında trafikte zor anlar yaşandı. Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısı etkisini artıran kar yağışı beraberinde tipi ve fırtınayı getirdi. Karayollarında sürgün ve tipi oluşurken bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Altyazı M.K.
birçok köy yolu trafiğe kapandı. Karayolları güzergahındaysa özellikle Nevşehir Karayolu olmak üzere yollar bir süre ulaşıma kapandı. Aksaray-Ortaköy yolu, Ortaköy-Kırşehir yolu da trafiğe kapanan yollar arasında. Karayolları ekipleri yollarda kar temizleme çalışması yaparken yetkililer yolların temizlenerek bir süre sonra trafiğe açılacağını bildirdi. Geniş güvenlik önlemleri alan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve karayolları ekipleri sürücüleri uyardı. Bazı araç sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaparken çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Karayolları adeta buz pistine döndü. Kar yağışının devam ettiği kentte, karayollarında ve merkezde kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Karla ilgili güzergahlar, belediyeden gelen bilgi. Evet, açıyorum, takip ediyorum. Merkez ana istasyon, merkezden bazı istasyonlar, sayı istasyonlar. 54 konu talip. Allah size verdim. 790. Otokar yayın. Taşpazar Mahallesi, 868. Sokak. 910'dan merkez dinliyorum. Nevşehir yolu, 36. kilometre. Bir hafif... Kar yağışı etkisini halen sürdürürken belediye ve karayolları genel müdürlüğü ekipleri yollarda hummalı bir çalışma başlattı. Ankara, Nevşehir, Konya ve Adana karayollarında da kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
kaçarım orada girme. Uzun zamandır Aksaray'da kar yağışı yoktu. Özlenen karımız geldi. Tabii hayatı az çok da etkilese de trafik yönünden de belediyemiz bu konuda çok duyarlı, hazırlıklı olduğunu da göstermiş oldu. Nihayet Aksaray'a özlediğimiz kar geldi. Karın keyfini çıkarıyoruz. Çok mutluyuz, çok şükür. Aksaray'da yoğun kar ve fırtına nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet refüje devrilirken iki kişi de yaralandı. Kaza Çiftlik Mahallesi Nevşehir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 26 yaşındaki Özcan C. idaresindeki 50 plakalı elektrik arıza kamyoneti yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada sürücü ve elektrik arıza personeli 18 yaşındaki Engin A. yaralandı. Çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla eğitim araştırma hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde de kar etkili olmaya devam ediyor. Ortaköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıt Amirliği karla mücadele kapsamında çalışmalarına mahalle ve çarşı içerisinde hummalı bir şekilde devam ediyor. Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir de gece boyunca ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti. Ortaköy Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği karla mücadele kapsamında çalışmalarına mahalle ve çarşı içerisinde hummalı bir şekilde devam ediyor. Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir de gece yapılan çalışma boyunca ekiplerin yanında kar temizleme çalışmalarını yakından takip etti. Aksaray'da bir otomobilin motosiklete çarpma sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü kaldırıldı, hastanede tedavi altına alındı. Kaza Taşpazar Mahallesi Pirali Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 28 yaşındaki ED idaresindeki motosiklete otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken otomobil sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Yaralı motosiklet sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa eğitim araştırma hastanesine kaldırıldı. Tedavisi sonucu ED'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aksaray Kurtuluş Mahallesi'nde müstakil bir evde sobadan çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı ve odaları kül etti. Yangın Kurtuluş Mahallesi'nde 44 yaşındaki Zafer Koç isimli vatandaşa ait müstakil bir evde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre müstakil evin oturma odasında bulunan sobadan sıçrayan kıvılcım halıya düştü. Halı kıvılcımla alev alırken alevler kısa sürede tüm odayı sardı. Kapıları, pencereleri ve tavanı ahşap olan müstakil evde yangın tüm odalara sıçradı. Yangını fark eden ve oğlunun evinde oturan 63 yaşındaki Melek Koç durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Acil çağrı merkezi tarafından olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polise gibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri yolda ve çevrede güvenlik önlemleri aldı. 112 acil yardım ekiplerinin de hazır bulunduğu yangında herhangi bir yaralanan veya dumandan etkilenen olmadı. Evdeki tüm oda ve mutfak yanarak kül oldu. Yanan eşyalar itfaiye ekiplerince evden çıkartıldı. Soğutma çalışması yapıldı. Ev sahibi Zafer Koç sabah evden işe çıktığını ve işe giderken herhangi bir şeyin olmadığını söyledi. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu tamamen söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemelerde yangının sobadan çıktığı tespit edildi. Evde bir oğlan vardı, büyük oğlan vardı. Oradan normal şeydi, ayakta bir şey yoktu sabah. Aşağı yukarı 9-9.30 falandı. Abi şu anda mutfak, oturma odası, bir de normal yatak odası banyo. Televizyon, böyle işte dolap, dolap hepsi var. Soba patlamış, görmedim yavrum. Duvar göçünce ben koştum. Buradaydım, ayaktaydım. İşte oraya geçer diye korkuyorum ben ya. Efendim abi? Kapının girişi yanıyordu. Kapı girişi yanıyordu şurada. Tamam. Ben bir tutsana. Abi niye yardımcı olmuyorsunuz ya? Lütfen abi yardımcı olun diyorum size. Arkadaşlar şu sabrayı bir iptal edebilirsiniz ya. Elinizde kesici bir alet var mı? Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı 48. İl Divan Toplantısı Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Evet sevgili izleyiciler, 48.si düzenlenen Milliyetçi Hareket Partisi İl Divan Toplantısı. Aksaray'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçilmişleriyle yapılan toplantı ve İl Başkanı Mustafa Çölkesen yanımızda. Evet başkan, 48.si düzenleniyor. Öncelikle 48.sini düzenlediğimiz aylık olağan İl Divan Toplantısı'na hoş geldiniz.
Bu hafta ülkemiz ve şehrimiz çok yoğun günler geçirdi. Özellikle Elazığ depremi, ardından şehrimize gelen iki şehit. Onunla toplantımızda cuma günü yapılıyordu, her ayın ilk cuması. Şehitlerimiz nedeniyle bugüne erteledik. Ben hepinize hoş geldiniz diyorum. Bundan sonra ülkemiz inşallah bu acılarla karşılaşmaz. 2020 yılı bundan sonra daha iyi geçer diyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, 48. İl Divan Toplantısı ve Ağaçören Belediye Başkanı Sayın Yaşar Bekleviç de İl Divan Toplantısı'na katılan isimlerden bir tanesi. Evet başkanım, siz ne söyleyeceksiniz? Evet Sedat Bey, bahsettiğiniz gibi 48. İl Divan Toplantısı'nı bugün gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Sözlerime başlarken ülkemizde yaşadığımız son olaylardan dolayı vermiş olduğumuz şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da geçmiş olsun diyorum. Bildiğiniz gibi her ay düzenli olarak toplantımızı yapıyoruz. Bugün de bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Hakikaten millet olarak, ülke olarak çok üzüntülüyüz. Allah'ım bu felaketleri bir daha bize göstermesin, yaşatmasın diyorum. Buradaki katılımcılara, herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet sevgili izleyiciler, Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Belediye Meclis Üyesi Grup Başkanı Mehmet Yardımla. Evet efendim, 48. İl Divan Toplantısı, ne söyleyeceksiniz? Ben de 48. İl Divan Toplantısı'nı her ayın ilk cuması yapıyorduk ama bu yaşadığımız olaylardan dolayı bugün yaptık. Ben de bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet sevgili izleyiciler, Milliyetçi Hareket Partisi'nin düzenli olarak yapmış olduğu 48. İl Divan Toplantısı ve yanımızda Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyesi Sayın Halil Demiray var. Evet efendim, bu hafta 48.'si, ne söyleyeceksiniz? Düzenli olarak bildiğiniz gibi her ay yapıyoruz. İstişare ediyoruz. Aksaray'ın, ülkenin meselelerini konuşuyoruz. Kendi aramızdaki sıcaklık ve birliğin daha pekişmesine sebep oluyor. Başta Sayın Vekilimiz, İl Başkanımız, her ay bunu düzenleyen bütün teşkilat mensuplarına ben teşekkür ediyorum. Güzel bir faaliyet. İnşallah bundan sonra yine mutat bir şekilde devam edecek. Size de teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Galata, kreş ve gündüz bakım evinde bulunan minik öğrencilerin kendi elleriyle yaptığı sergi vatandaş tarafından büyük beğeni topladı. Sevgili seyirciler, bir alışveriş merkezinde minik ellerin hazırlamış olduğu bir sergideyiz. Aysun Hanım'dan sergi hakkında bilgiler alacağız. Ne kadarlık bir sürenin emeği bunlar? Sergi kaç gün süreyle açık kalacak? Bilgileri sizden alalım. Merhabalar. Öncelikle kreşimizin sergisi 2 gün boyunca burada sürecek. Cumartesi ve pazar günleri sabah 10.30, akşam bir 6-7'ye kadar falan burada olacağız. Velilerimize, öğrencilerimize, öğrencilerimizin yaptığı etkinliklerle ilgili ya da bunun içeriğiyle ilgili bilgiler vereceğiz. Bir 6-7 aylık bir sürecin sonucu bunlar. Öğrencilerimizin yaptığı etkinlikler genellikle Montessori, yabancı dil, ince motor, kaba motor becerileri. Öğretmenlerimiz de zaten şu an ekibimiz de buradayız. Velilerimiz ve öğrencilerimiz de ziyaret ediyor. Şu an hani okulumuza devam etmeyen öğrencilerimizin de yoğun bir ilgisi var. Şu an onlara bilgi aktarmak için buradayız. Peki velileri seslenmek ister misiniz? Çünkü özellikle yaş grubu küçük olan çocukların bu tip etkinlikleri kazanabilmesi tabii ki bir kreşe gitmelerinden ya da farklı eğitim kurumlarına gitmesinden bunun yolu geçiyor. Anne babalara çocukların eğitimlerine daha erken yaşta başlamasıyla alakalı bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani zaten eğitimin ilk basamağı okul öncesi. Özellikle 0-66 ay ve hani günümüzde daha çok çalışan anne baba dolayısıyla mutlaka hani evde çocukların belli bir yaşa geldiği, özellikle 3 yaştan sonra mutlaka bir kreş deneyimi almasını düşünüyoruz. Çünkü şu an yaşıtları güzel yetişiyorlar. Bir yabancı dil ya da ince motor, kaba motor, özellikle dil gelişimi için çocuklarımızın. Çünkü şu an günümüzde geç konuşma ya da dil konuşma bozuklukları da fazlaca oluyor. Bunlar için eğitimle desteklenmesini öneriyoruz. Çocuğumuzun
yapısına göre, birazcık daha kişisel özelliklerine göre güçlü ve zayıf yönlerini geliştirecek bir kreş ya da anaokulu araştırıp desteklemelerini öneriyoruz. Burada gerçekten minik ellerin hazırlamış olduğu birçok el emeği, göz nuru yapıları görüyoruz ama ne kadar öğrencinin ürünü bunlar? Gerçekten çok fazla sayıda büyük bir sergi gözüküyor. Ekibimiz biraz çalışkan. Öğrencilerimizi bu konuda güzel yetiştiriyorlar. Kayıtlı 49-50 öğrencimizin yani gerçekleştirdiği bir sergi. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. 68 Aksaray Belediyesi Spor, Buca Spor karşılaşması öncesinde Dalgan Stadyumu'nda kar temizleme çalışması başlatıldı. 68 Aksaray Belediyespor Buca Spor arasında oynanacak olan Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup 22. hafta mücadelesi dünden bu yana şehrimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle Dalgan Stadyumu'nda kar temizleme çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Maçın erteleneceğine dair Türkiye Futbol Federasyonu'ndan herhangi bir açıklama yapılmazken öte yandan yurdun genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün oynanması gereken Yomra Spor Serik Belediyespor mücadelesi maçın 4. hakemi tarafından ileri bir tarihe ertelendi. 68 Aksaray Belediyespor Buca Spor arasında oynanacak mücadelenin oynanıp oynanmayacağı maç saatinde belli olacak. Voleybol Kadınlar 1. Lig B grupta mücadele eden Kuzeyboru Mardin Büyükşehir Başakspor'u 3-0 mağlup etti. Voleybol Kadınlar 1. Ligi B grubunda mücadele eden temsilcimiz Kuzeyboru Mardin Büyükşehir Başakspor'u 3-0 mağlup etti. Ligin zirvesinde yerini koruyan Kuzeyboru bu galibiyetiyle de namağlup unvanını sürdürdü. Kuzeyboru ligin 18. haftasında Aksaray'da kendi sahasında Mardin Büyükşehir Başakspor ile karşılaştı. Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya temsilcimiz Dayana Boskoviç, Dilek Kınık, Mateya İkiç, Duygu Üçdağ, Nesişah Durgun, Suzent, Tuğrul Neslihan ile başlayan Kuzeyboru etkili hücumlarıyla ilk seti 25-11 alarak 1-0 öne geçti. Hücum anlayışından taviz vermeyen ve baskılı oyununu sürdüren Kuzeyboru ikinci seti de 25-21 alıp skoru 2-0 yaparak üstünlüğünü korudu. Son setten 26-24 galip ayrılan Kuzeyboru maçı 3-0 kazanarak liderliğini sürdürdü. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Kuzeyboru baş antrenörü Tuncay Öcal, Mardin Spor'da grubumuzun güçlü takımlarından biri ve 3. sıradaydı. Onlar da playoff hedefi yüksekti. Bu yüzden biraz sert bir maç olacağını zaten düşünüyorduk. İlk sette çok iyi başladık ama 2. ve 3. setlerde Mardin takımı biraz daha toparlandı ve salona da uyum sağladı. Bizim oyuncularımız da playoff konusunda artık çok tecrübeliler. Biz tüm çalışmalarımızı playoff'a göre yapmaya başladık. Ligde 18-18 yaparak büyük bir başarı elde ettik. Geriye kalan 4 maçımızı da alıp playoff'lara güzel bir şekilde hazırlanmak istiyoruz diye konuştu. Prefabrik yapı sektörünün öncüsü Steelhouse'la hayalinizdeki eve hemen kavuşun. Bültenimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.